Evet değerli öğrencim, herkese merhabalar. Tekrar videolarına yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Sizler izlerken yoruluyorsunuz belki. Vallahi ben de anlatırken yoruluyorum. Tekrar yapmak kolay iş değil. İnşallah Rabbim emeklerimizin karşılığını hep beraber verir. Arkadaşlar, Osmanlı siyasi tarihinde en önemli konular aslına bakarsanız isyanlar ve ıslahatlar. Oldu mu? Ben az önceki videolarda şöyle serpiştirmiştim. Ama burada ne yaptım? Bütün isyanları, önemli isyanları şöyle bir tahtada toplayayım istedim. Sonra bunu bitireceğim. Hemen ıslahatlara başlayacağım. Tamam? Arkadaşlar bakalım tahtaya. Kuruluş dönemindeki isyanlarımız. Savcı isyanı. 1. Murat zamanında çıkan isyanı hatırlarsanız arkadaşlar. Taht kavgası amaçlı. Düzmece Mustafa isyanı. 1. Mehmet zamanında çıkan taht kavgası isyanıydı hatırlarsanız. Tabi burada asıl isyanlar Fetret devriydi. 1402-1413'tü. Onları artık hatırlıyorsunuzdur. Şeyh Bedrettin Osmanlı'da çıkan ilk dine ayaklanmaydı. Hatırlayın diye söyledim. Buçuktepe ilk Yeniçeri ayaklanmasıydı. Arkasından yükselme dönemine geçtik. Yeni adıyla Dünya Gücü Osmanlı. Arkadaşlar 2. Bayezid zamanında temel isyan neydi? Cem olayı. Değil mi? İç sorunken dış sorun oldu. Batıya karşı pasif kaldık. Arkasından Şah Kulu ayaklanması. 1511'de Şii kökenli çıkan ayaklanmadır arkadaşlar. Arkasından Trabzon Sancakbeyliği yapan oğlu Yavuz Sultan Selim taht kavgasına girecektir. Karıştıran savaşı. Okey. Gel buraya. Kanuni döneminde Anadolu'da, Mısır'da çıkan ayaklanmalar var. Dini ve ekonomik sebeplidir bunlar. Kalender Çelebi, Baba Zünnun. Mısır'da vali olduğu için, sadrazam olmayı beklerken vali olduğu için isyan çıkartan kimdir? Ahmet Paşa'dır. Memlükleri tekrar kurmak isteyen arkadaşlar Canbert Gazali'dir. Şehzade Mustafa da zaten Muhteşem Yüzyıl'ı izlemiştir büyük ihtimal. Ne yapacak arkadaşlar? Taht suçlamasıyla kendisi boğularak öldürülecek. Şehzade Mustafa isyanı da bu dönemdedir. Peki Serkan'ım kaydır beni. Asıl isyanlar bence, asıl isyanlar duraklama dönemi arkadaşlar. Evet, duraklama döneminde arkadaşlar 3 çeşit isyan vardır. 3 çeşit. Nedir bu isyanlar? 1. Eyalet isyanları. Eyalet. 2. İstanbul. 3. Celali. İslam ve Celali'ye dikkat edelim arkadaşlar. Haydi bakalım. Şöyle bir geçelim arkadaşım. Geçelim. Duraklama dönemi. Arkadaşlar duraklama döneminde neyi bilmeniz gerekiyor? 1. İstanbul isyanları. Mesela buradaki en önemli olay Genç Osman'ın ölümüdür arkadaşlar. Genç Osman'ın ölümüdür. İkincisi değerli arkadaşlar Vakai Vakvakiye'dir. 4. Mehmet zamanında oluyordu bu isyan. Çınar olayı. Peki Ahmet hocam 1655 yılı bu isyanların sebeplerine Yeniçerilerin din imanı para olmuş arkadaşlar. Maaşın zamanında ödenmemesi, ayarı düşük parayla ödenmesi oldu mu? Islahatlara karşı olmaları, ocak devlet içindir yerine devlet ocak içindir anlayışı. Bir de arkadaşlar dediğim gibi güç haline gelmeleri. Bundan ötürü önce Genç Osman'ı katledecekler. Arkasından 4. Mehmet zamanında 35 tane devlet adamını idam edecekler. Bu Genç Osman'ın katli tabii ki taht değişikliği oldu ama Vakai Vakvakiye Çınar olayında taht değişikliği olmuyor. Tuzağa sakın düşmeyin. Tamam? Şimdi geldik eyaletlere. Arkadaşlar bu da uzak bölgelerde çıkan eyaletler. Genelde özerklik talepleri, genelde kötü idareciler, rüşvet, iltimastan kaynaklanıyor. Oldu mu? Milliyetçiliğin yaygın hale gelmesi bu dönemde değil. 1789 Fransız ilhalinden sonra. Tuzaklara düşmeyin. Anadolu Celali isyanları. Arkadaşlar bu isyanları biliyorsunuzdur belki. Biliyorsunuzdur değil mi? Bu isyanlarda ana sebep İran savaşları, tarım alanlarının savaş alana dönmesi, vergilerin arttırılması, avarızın sürekli hale gelmesi, tımarın bozulması. Tımar bozulunca güvenlik bozuluyor, işsizlik artıyor değil mi? Tüm bu etkenlerle beraber iltizamın yayılması. Niye? İhale alan mültezimler halktan fazla vergi toplamaya çalışıyorlar. Tüm bunlar büyük kaçkuna sebep olacak. Büyük kaça sebep olacak arkadaşlar. Burada Kuyucu Murat Paşa'yı zaten duymuşsundur hatırlarsanız. Bu isyanları baskı ve şiddetle bastıracak. Burada özellikle Anadolu isyanlarında arkadaşlar, Celali isyanlarında biz Avusturya ve İran'a karşı üstünümüze ne yapacağız? Kaybedeceğiz. Olur mu? İşte Tavil Ahmet, Deli Hasan arkadaşlar, Kalenderoğlu değil mi? Abaza Mehmet Paşa, duymuşsunuz bunları. Kara Yazıcı, en büyük kimdi? Kara Yazıcı'ydı. Bunlar Celal isyanları. Peki, duraklamayı da hallettik.
geldik gerileme dönemine. Arkadaşlar gerileme döneminde, dikkat edin, gerilemeyi anlatıyoruz. Diplomasi yılları diye geçiyoruz ama Kabakçı isyanı 3. Selim'in sona erdiren bir isyandır. Biz normalde 3. Selim'i gerilemeden anlatırız. Çünkü niye? Gerilemenin sonu dağılmanın başıdır. Sizden ricam 18. yüzyıl. 18. yüzyıl ama bu 19. yüzyıldır. Tuzağa düşmeyin. 1703 Edirne olayı değerli arkadaşlar. 2. Mustafa Osmanlı Devleti'nde ordunun başında son kez sefere çıkıyor. Bu Karlofça öncesi. Mağlup olunca depresyona giriyor. Depresyona girince padişah bile olsan dünya boş. Edirne'ye inzivaya çekiliyor. Edirne'ye inzivaya çekilince İstanbul'daki Şeyhülislam Feyzullah Efendi önemli memurluklara kendi yakınlarını getiriyor. Orada işte hakkaniyetsizlik olunca, Şeyhülislam'ın kafasına göre davranmaları olunca bu cebeci isyanına sebep olacak. Bu isyan sonucunda Edirne'ye doğru yürüyecekler. 2. Mustafa indirilecek, 3. Ahmet tahta çıkartılacak. Bunun ıslahatlarla bir alakası yok. Sadece soft düşün, sade düşün, bu kadar. Arkasından Lale Devri'ndeki zevki sefaya, İran savaşlarındaki başarısızlığa tepki olarak Patron Halil ve arkadaşları isyan çıkartacaklar. Bu isyanda Nevşehirli damat İbrahim Paşa katledilecek. Arkadaşlar 3. Ahmet indirilip 1. Mahmut çıkacak. O yüzden Lale Devri ıslahatlarını sona erdiren isyan neymiş? Patron Halil isyanı. O zaman arabesk bir soru. İsyanla gelen isyanla gider. 3. Ahmet Edirne'de geldi. Şeyle patronuyla gitti arkadaşlar. Kabakçı isyanı 19. yüzyılda 3. Selim döneminde değerli arkadaşlar. Ne yapmış hatırlarsanız 3. Selim Nizam-ı Cedid Batı tarzı ordu falan ordu kurmuştu. Yeniçeriler 3. Selim'in Nizam-ı Cedid dönemine son vermek istediler. Onu öldürüp tahta 4. Mustafa'yı çıkarttılar. Bunun üzerine Rusçuk ayağını Alemdar Mustafa Paşa geldi. Alemdar Mustafa 4. Mustafa yerine 2. Mahmud'u hükümdar yaptı. Hatta yaparken de ayanlardan destek aldığı için padişah tahta çıkınca ayanlarla ilgili neyi yaptıracak? Senedi ittifakı yaptıracak. Oldu mu? Buna da biz Alemdar olayı diyoruz. O zaman buyurun. 3 isyanın da ortak özelliği nedir arkadaşlar? Taht değişikliğidir. Edirne olayının ıslahatlar dönemiyle hiçbir alakası yoktur. Tamam. Bir de bu Kabakçı isyanında lütfen neye dikkat edin arkadaşlar? Gerilemede anlatıyoruz ama tarih bakımından 19. yüzyıla denk geliyor. Serkan'ım kaydır beni. Dağılmaya geçelim gençler. Dağılma. Evet. Arkadaşlar dağılma döneminde çıkan önemli isyanlarımız. 1. Azınlık isyanları. Hatırlarsanız ilk isyan çıkartan kimdi arkadaşlar? Sırplardı. Değil mi? Daha sonra Yunan isyanı çıkacak. Daha sonra Girit isyanı çıkacak. Daha sonra Balkan bunalımı çıkacak. Balkan bunalımı. Şimdi burada neye dikkat edelim? Hepsinin sebebi milliyetçilik, Fransızların getirdiği milliyetçilik, azınlıkların iç işlerine karışılması, Osmanlı iç işlerine karışılması, Avrupa'nın bunları desteklemesi değil mi? Biraz ilk isyan Sırp diyelim, Kara Yorgi diyelim, Kara Yorgi hatırlarsanız. İlk imtiyaz Bükreş diyelim, özellik Edirne diyelim Sırp'la ilgili. Sırpların bağımsızlığı Berlin diyelim. O zaman buyurun. Sırp deyince BEP, Bükreş, Edirne, Berlin. İmtiyaz Bükreş, özellik Edirne, bağımsızlık neymiş? Berlin, BEP. Devam edelim sınıfım. Yunan isyanı bütün Avrupa desteklemişti. Hatırlarsanız denge politikasını uygulayamıyorduk arkadaşlar. Geçen videoda anlatmıştım zaten. Burada Lord Byron bu isyana destek veren kişidir. Etnike Eterya cemiyeti vardır. Eski adı Filik Eterya destek vermiştir. Bağımsız olması Edirne'dir. Girit. Girit de Yunan'a katılmak istiyor. Bebeğim benden ayrılma diyorum. Halep'e fermanını veriyorum ama bir türlü yatışmıyor arkadaşlar. Uğruna Dömeke Savaşı'nı yapıyorum. Ama en sonu benden gidecek. İkinci meşrutiyetin ilanı sırasında işgale uğrayacak. Balkan Savaşları'ndan sonra Atina Anlaşması'yla ben burayı ne yapacağım? Resmen kaybedeceğim. Çılgın valiler. Evet arkadaşlar. Yunan isyanı sırasında bizi zor durumda bırakan Yanya valisi Tepedelen'de Ali Paşa yine Yunan bağımsız olduktan sonra isyan çıkartıp Kütahya Anlaşması'yla uluslararası sorun haline gelen Mısır valisi Mehmet Ali Paşa. Bunları bilelim arkadaşlar. Bu dönemde taht değişiklikleri için Kabakçı'yı zaten biliyorsun. Kuleli olayıyla Abdülmecit tahttan indirilmek istenmiş. Çırağan baskınıyla Sarıklı ihtilalci Ali Suavi ne yapmak istemiş arkadaşlar? 2. Abdülhamit'i tahttan indirmek istemiş. Peki
20. yüzyıla geldiğimizde en önemli isyan ne olacak arkadaşlar? 31 Mart isyanı. 31 Mart isyanı. Bunu zaten bir sonraki videoda daha detaylı anlatacağım. Sadece şöyle söyleyeyim. Rejime karşı ilk ve tek isyan Osmanlı'da. Sonucunda ne oldu? Hükümdar değişti. Oldu mu? Hükümdar taht değişikliği oldu. Anayasa demokratik hale getirildi. Çok partili hayatın önü açıldı. Mustafa Kemal ilk kez siyasi başarı elde etti. Hareket ordusu bastırdı vesaire. O zaman toparlayalım. Elime bakalım. Edirne olayı 1. Patron isyanı 2. Kabakçı isyanı 3. 31 Mart isyanı 4. 4 isyanın da ortak özelliği. Cevap taht değişikliği. Oldu mu arkadaşlar? Evet. Ben şimdi tahtayı hazırlayacağım. Biraz da ıslahatları tekrarlıyorum. Değil mi arkadaşlar? Islahatları da beraber şöyle bir tekrarlamış olalım. Gençler şimdi ıslahatlardan devam edelim. Islahatlar 3 dönemdir. Duraklama, gerileme, dağılma. Aslında tekrar videosunda ıslahatı daha etsem etmesem diye düşündüm. Çünkü neden? Çok benlik bir konu değil. Hani öğrencinin bizzat çalışacağı konular. Hangisi Lale Devri'dir, değildir. Hangisi Selim dönemidir, değildir. Hangisi II. Mahmut dönemidir, değildir. Ama ben en azından şöyle bir mantığını vereyim arkadaşlar. 17. yüzyıl ıslahatları var. 18 var, 19 var. Önce olaya şöyle bir toptan bakalım. 17. yüzyılın en önemli özelliği arkadaşlar batısız olması. Yani biz bu dönemde batıyı örnek almadık. 18'de batıyı örnek aldık mı? Evet. Batılı. 19'da batıyı örnek aldık mı? Evet. Batılı. Buradan neyi bilmemiz gerekiyor? Batıyı örnek almadığımız dönem duraklama dönemi oluyor değil mi? Arkadaşlar bu dönemde ıslahat yapan devlet adamlarımız tokmak diye kodluyoruz. Tokmak. Ahmet Hocam bu kim? Tahruncu Ahmet Paşa, Osman, Genç Osman, Kuyucu Murat Paşa, Murat 4 yani 4. Murat, Ahmet 1, Köprülüler. Tokmak diye kodlayacaksın. Bundan hiçbir batı tarzı ıslahat yapmadı. Parantezinde söylüyorum. İlk batı tarzı ıslahatı yapan da arkadaşlar, pardon, ilk ıslahatçı olarak sorulduğunda da cevabınız mutlaka Genç Osman olmalı. Tamam? İlk ıslahatçı kimmiş? Genç Osman. Birazdan işleyeceğiz. Bu dönemde ıslahatlar yüzeysel olacak. Daha çok askeri ve hangi alanda olacak arkadaşlar? Mali alanda. Batısız olacak. Daha çok askeri ve mali alanda olacak. Peki sevgili arkadaşlar, 18. yüzyıla baktığımızda ıslahatları kimler yapacak? 3, 1, 3, 1, 3. Yani 3. Ahmet, 1. Mahmut, 3. Mustafa, 1. Abdülhamit, 3. Selim. Bu dönemde batıya örnek alacağız. Daha çok hangi alanda yapacağız arkadaşlar? Askeri. Neden? Toprak kayıtlarımız fazla olduğu için. 19. yüzyıla geldiğimizde kimler ıslahat yapacak? 2. Mahmut, Mustafa Reşit Paşa, değil mi? Bu dönemin ünlü Tanzimat Paşalarından. Mustafa Reşit Paşa. Yine arkadaşlar Abdül diye kodlayalım. Abdül Mecit. Abdül Aziz. Abdül Hamit. Ama kaçıncı Abdül Hamit? 2. Abdül Hamit. Yine Jön Türkler. Bakın aydınlar bu dönemde arkadaşlar. Aydınlar bu dönemde. Bu dönemdeki ıslahatlar daha çok. Bakın daha çok yönetim ve toplumsal alanda. Daha çok yönetim ve toplumsal alanda. Ahmet Hocam neden? Çünkü Fransız ihtilalinden dolayı azınlık isyanlarını engellemek, devleti bir arada tutmak için arkadaşlar. Tamam? Genel baktığımızda duraklama batısız, gerileme batılı, dağılma batılı. Yüzeysel, askeri mali, daha çok askeri, daha çok yönetim ve toplumsal. Sebeplerini tek tek söyledim. Şimdi ben size çok özet bir duraklama hemen tekrarlamak istiyorum arkadaşlar. Bir kere duraklama döneminde, hemen sözlü işleyelim. Duraklama döneminde bir, kimi bileceğiz arkadaşlar? 1. Ahmet, Ekber Erşet, değil mi hatırlarsanız? Sultan Ahmet Camii, kafesine ilk gelen padişahtı hatırlarsanız değil mi? 1. Ahmet arkadaşlar. 1. Ahmet zamanında Kuyucu Murat Paşa vardı. Celal isyanları ve Büyük Kaçkun'u engelleyen kişi. Ya bunu anlatıyoruz ama aslında bu ıslahatçı değil. Tamam, bu böyle gelenekselleşmiş artık. Hepimiz anlatıyoruz. Asıl ilk ıslahatçı Genç Osman.
İkinci Osman Hotin seferinde Yeniçeri ocağını kaldırmak istedi. Cebine koy. İlk kez saray dışından evlilik yaptı. Hatırlarsanız önceki videolarda söylemiştim. Saraydan evlenmeyi zorunlu hale getiren Fatih'tir. Saray dışı evlilik yapan kim? Genç Osman. Neden? Bir, aşık oldu. Değil mi? Her şeyden önemli. İki, saray kadınları her şeye karışıyordu. Eğer saray kadınlarının kızından biriyle evlenseydi arkadaşlar, analı kızı düet yapacaklardı. Dışarıdan evlenip hem saray kadınlarını geri planda bıraktı, hem halkla bütünleşti. O yüzden sarayı halka açan ilk padişah da kimdir? Genç Osman'dır. Oldu mu? Devam edelim arkadaşlar. Kendisi Şeyhülislam'ın yetkilerini kısıtladı. Zaten Şeyhülislam'ın kızını aldı, kayınbabasının yetkilerini kısıtladı. Kendisinin milli bir ordu kurmak, başkenti Anadolu'ya taşımak gibi idealleri vardı ama ömrü yetmedi arkadaşlar. Arkasından 4. Murat. Benim duraklamada en çok önemsediğim padişahtır. Bir kere en otoriter padişahtır 4. Murat. Arkadaşlar boğdu kardeşlerine. Kardeş katli bitmesine rağmen bu boğdu. İşini garantiye aldı. Artı idam ettirdi. Şair Nef'i'yi, ilk kez Şeyhülislam'ı, Avnizade Hüseyin Efendi'yi. Oldu mu? Kovdu anasını, Kösem Sultan'ı. Otoritesini güçlendirmek için. Eritti saraydaki altınları, cürüs dağıtmak için. Uçurdu. Kim? Koçişe'yi. Hatırlarsanız kanatlı uçan vardı, roketli uçan vardı. Hazarfen ve Lagari'yi uçurdu. Değil mi? 5. Yasakladı. Gece sokağa çıkmak, içki tütün yasak. Bunlar daha çok asayişle ilgili. 6. Düzeltmeye çalıştı. Tımar sistemi ve devşirmeyi. Tımar ve devşirmeyi düzeltmeye çalışmak demek askeri ve mali demek arkadaşlar. 7. Bu dönemde Koçubey Risalesi'ni hazırlattı. Kendisi Bağdat Fatihi'ydi. Revan ve Bağdat köşklerini yaptırdı. Oldu mu? Arkadaşlar burada neyi bilelim? Koçubey Risalesi klasik dönemi canlandırma yöneliktir. Koçubey Risalesi 4. Murat'a artı kime sunulmuştur? 1. İbrahim'e. Oldu mu? Burada özellikle Tarhunca Ahmet Paşa'ya dikkat edin. 4. Mehmet'in sadızamıdır Tarhunca Ahmet. İlk modern ve denk bütçeyi kurmuştur Tarhunca Ahmet. Modern ve denk bütçeyi kurmuştur. Arkasından Köprülüler Devri. 4. Mehmet zamanı genelde Köprülüler Devri'dir arkadaşlar. Köprülü Mehmet şartlar ileri sürekli sadrazam olmuştur. Valide Turhan Sultan'a. Ya işte hünkârım, kraliçem, ben sadrazam olurum ama vallahi şu Yeniçeriler benim işime karışmasın. Bir de bir şeyle suçlanırsam beni hemen öldürmeyin. Bir dinleyin. Yazık, adam canından korkuyor. Şartlar ileri süren Köprülü Mehmet'tir. Bu Venedik'in kuşatması vardı. Hatırlarsanız biz Girit'i 24 yılda fethedecektik. Boğazları Ablukaya almıştı. Bu Ablukayı kaldıran kimdir? Köprülü Mehmet'tir. Arkasından oğlu gelecek. Köprülü Fazıl Ahmet. Girit'in fethini tamamlayacak. Bucaş'ı yapacak. Çemberlitaş Kütüphanesi'ni yapacak. İsyanları bastıracak. O yüzden duraklama içinde yükselme dönemi. Köprülüler dönemi. Bu kadar arkadaşlar. Duraklamada pek bir şey yok. Sana gelecek soru belli. Ne gelebilir? Duraklama ıslahatlarının ortak özellikleri. Genel özellikleri. 1. Baskı var, şiddet var, yüzeysel, derinliklere inilmedi, kişilere bağlı kaldı, devlet politikası haline gelmedi, batı örnek alınmadı. Bir de lütfen rica ediyorum, ıslahatlarda halkın ve ulemanın bir isteği, bir etkisi yok. Halkın ve ulema etkili değil, devlet adamları yaptı, padişahlar, sadrazamlar, dağılmada da aydınları ekleyeceksiniz arkadaşlar. Halk ve ulema yok, tamam? Bu duraklamaydı. Hadi o zaman size kimi anlatayım arkadaşlar? Gerilemeyi anlatayım. Gerileme. Bir kere gerilemede neyi bilmemiz gerekiyor? Lale Devri. Değil mi? Pasarofçu Anlaşması ile başlar, Patron Halil İsyanı'na biter. Lale Devri'nin padişahı kimdir? 3. Ahmet. Damat İbrahim Sadrazamı'dır arkadaşlar. Lale Devri'nin fikir insanı Yanyalı Esat Efendi'dir. Lale Devri'nin minyatürü Levni'dir. Şairi Nedimi'dir. Müzisyeni Itri'dir. Tamam? Önce bunları bir döşeyelim şöyle. Lale Devri'nde savaştığımız devlet İran'dır. Lale Devri'nde ilk kez Batı'nın üstünlüğü kabul edilmiş, Avrupa ile ilk kez temaslar kurulmuş, Paris'e 28 Mehmet Çelebi gönderilmiş, geçici elçilikler açılmış, elçi olan 28 Mehmet Çelebi Paris Sefaretnamesini yazmıştır. Sefaretname, elçilerin yazdığı edebi eserlerdir. Geçen sene çıktı arkadaşlar. Devam edelim. Bu dönemde ilk özel matbaa, yani Türk matbaası getirilmiştir. İbrahim Müteferrika ve Said Efendi tarafından tercüme heyetleri kurulmuştur. Doğru mu?
Tulumbacı Ocağı kurulmuştur arkadaşlar. Lale Devri'nde Van Kulü Lügatı Cihan Yuma ilk kez basılan eserlerdir. Lale Devri'nde size güzel bir not. İlk yapılan batı tarzı eser Sadabat Sarayı'dır. Bakın Lale Devri'nin sembol mimarisi Sadabat Sarayı'dır. Unutmuyorsunuz. Hatta 3 kez yıkılacak bu. İlk batı tarzı sivil mimari dersem 3. Ahmet Çeşmesi'dir. Oldu mu? Sivil mimari. Burada Nur Osmani yok arkadaşlar. Lale Devri'nde çiçek aşısı var, kağıt kumaş fabrikası var. Bunlar da bildiğiniz şeylerdir. Bu dönem maalesef hangi isyanla bitecek? Patron Halil isyanla bitecek. Lale Devri'nde her alanda ıslahat var. Askeri ıslahat yok. Tamam? Yani somut bir şekilde yok. Benim çok önemsediğim bir padişah var. 1. Mahmut. Dediğim gibi biraz vakitten de tasarruf kazanmak için arkadaşlar bunları böyle sözel anlatmayı tercih ettim. 1. Mahmut ne yaptı? 1. Mahmut arkadaşlar bir ilklere bak. İlk kez Avrupa'dan uzman getirdi. Comte de Bonaval. Adam Müslüman olunca bizim Antep'in esnafına dönüştü. Humbaracı Ahmet. Humbaracı ocağını kurdu. Oldu mu? İlk kez batı tarzı askeri saatler yaptı. İlk kez batı tarzı askeri okul açtı. Hendeshane. İlk batı tarzı askeri saat. İlk kez batıdan uzman. İlk batı tarzı okul. Hendeshane. İlk batı tarzı dini mimari. Nur Osmani Camii. Bu da 1. Mahmut zamanı. Arkadaşlar bu dönemde orduyu bölük tabur alay şeklinde batı tarzı bölümlere ayırdı. Kapitülasyonlar Fransa'ya sürekli hale getirildi. Oldu mu? 1. Mahmut zamanında. Hatta biz burada en iyi anlaşmayı yapacağız değil mi? Batı tarzı saatler sayesinde. Belgrad Anlaşması. Hatırladık mı bunları? Evet. Arkadaşlar 1. Mahmut deyince dediğim gibi bu ilkleri bilmemiz yeterliydi. Arkasından 3. Mustafa geldi. 3. Mustafa'da Koca Ragıp Paşa var. Baran de Tot var. Sürat Topçu Ocağı var. Arkadaşlar İstanbul Mühendishanesi, Tersane Mühendishanesi yapılacak. Esam sisteminin temeli atılacak. Ama bunu satan kim? Şimdi anlatacağım. 1. Abdülhamit. Hocam 1. Abdülhamit ne yaptı? Yeniçeri sayımı, ulufi alım satımını yasakladı, cülusu kaldırdı. Hadi buyurun. Cülusu getiren Yıldırım Bayezid. Yazılı hale getiren Fatih, kaldıran 1. Abdülhamit. Cülusun kaldırılmasını, Yeniçeri sayımını merkezi otoriteye bağla, ekonomik tasarrufa bağla, askerinin disiplin altına alınmasına bağla. Bu dönemde arkadaşlar kim vardı? Hatırlarsanız kim vardı? 1. Abdülhamit zamanında Halil Hamit Paşa vardı. Değil mi hatırladıysanız? Bu dönemde ocaklar ıslah edildi. Arkadaşlar bu dönemde askeri teknik eleman yetiştirmek için istihkam okulu açıldı. Bu dönemde mühendishaneyi Bahri Humayun kuruldu. Artık bu Abdülhamit dönemi diyoruz. Avrupalı uzmanların Müslüman olma şartı kaldırıldı. Herkes gelsin ne yapsın? Islahatlar yapsın. Evet 1. Abdülhamit Yeniçeri sayımı. Cülusun kaldırılması, ulufi alım satımının yasaklanması, Halil Hamit Paşa, değil mi? Ocakların ıslah edilmesi. Neyi açtık arkadaşlar? Mühendishane-i Bahri Humayun, değil mi? Bunu açtık. Bu dönemde dediğim gibi Halil Hamit Paşa önemliydi. Avrupalı uzmanların Müslüman olma şartı ortadan kaldırıldı. Esam senetlerini satışa koydu. Çünkü küçük karnacadan dolayı tazminat ödedik, değil mi? Bitiriyorum gençler. Bu dönemde 3. Selim'e geldim. Zaten 3. Selim'le 2. Mahmud'u bilmeden sınava girmeyin. Hocam 3. Selim ne yaptı? Bir kere 3. Selim ıslahatlarına biz Nizam-ı Cedid dönemi diyoruz değil mi? Hem ordu hem dönemdir. Nizam-ı Cedid arkadaşlar. 1. İlk kez batı tarzı ordu. Nizam-ı Cedid. Bostancı tüfekleri diye başlattı. Sonra da Nizam-ı Cedid koydu. Yeniçeri'ye eğitim zorunluluğu getirildi. Devam ediyorum. Askeri okullara Fransızca yabancı oldu. Devam ediyorum. Batı tarzı Levent ve Selim yakışları. Değil mi? Batı tarzı Levent ve Selim yakışları. Bu dönemde değerli arkadaşlar, bu dönemde ne yaptı? Düzenli elçilikleri kurdu. Nereye? Londra. Yusuf Agah Efendi. Bu dönemde matbaayı amire, devlet matbaası. Yerli malını teşvik etti. Matbaada basılan ilk renkli baskı kitap Atlas-ı Kebir oldu. Bu dönemde ıslahatları organize etmek için Meşveret Meclisi, Laihalar. Yine Suzu Dilara makamı. Bu senin dinlediğin kör olasın Suzan Suzu değil mi? Dolayısıyla 3. Selim zaten her bakımdan önemliydi arkadaşlar.
Kendisi Kabakçı Mustafa İhsan'ın oldu. Maalesef bu dönem sona erdirilmiş oldu. Tamam. Şimdi bir dakika mola vereceğiz arkadaşlar. Arkasından dağılma ıslahatlarının şöyle bir soru pratiğini vereceğim. İnşallah sizlere hatırlatmaya çalışacağım. Evet arkadaşlar, şöyle bir duraklama gerilemeyi sizi biraz yorarak sözel olarak özetlemeye çalıştım. 19. yüzyıl ıslahatları. Arkadaşlar bunun bir mantığı var. Nasıl bir mantığı var söyleyeyim. Tahtaya baktığımızda bir kere Tanzimat dönemi, istibdat dönemi, bunları bilmezseniz çok karambole çalışmış olursunuz. Oldu mu? O yüzden ne yapacağız değerli arkadaşlar? Önce bu zaman kavramlarını vereceğiz. Bak buraya. 2. Mahmut 1808-1839 arasıdır. Tanzimat dönemi, matematik benim o kadar zayıf bakın. 1839-1876 arasıdır. Yani Türkçesi 2. Mahmud'un yaptığı ıslahatlar Tanzimat dönemine girmiyor arkadaşlar. Tamam? Tanzimat döneminde 2. Mahmud yok. Tanzimat'ın ilanından Meşrutiyet'in ilanına kadar geçen döneme biz Tanzimat dönemi diyoruz. Abdülmecit, Abdülaziz, oldu mu? 5. Murat. Bu dönemde tahta çıkan hükümdarlar olacak. Özellikle Abdülmecit ve Abdülaziz'in yaptığı ıslahatlar bunun nesi olacak arkadaşlar? Sebebi. Peki istibdat dönemi 93 Harbi'nin başlamasıyla arkadaşlar ne yapıyoruz? Meclisi kapatıyoruz. Bu meclisi kapatınca neye sebep oluyor arkadaşlar? Baskı ve sansür dönemi. 2. Meşrutiyet'in ilanına kadar. Bu dönemin padişahı da kimdir? 2. Abdülhamit'tir. Tamam? Zaman kavramını bilmezsen sana bir çorba gibi olur bu arkadaşlar. Evet, ilk bilmen gereken 2. Mahmud Tanzimat dönemi değil kardeşim. Peki hocam, neyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar? Ben her sene bunu 5x4 diye kodluyorum. Şöyle bakalım. Tanzimat fermanı, ıslahat fermanı, 1. Meşrutiyet, Halife fermanı, 2. Meşrutiyet. Hangi kaynağı çözersen çöz. Ben buradayım. Cevaplar hep aynı. Neden biliyor musun? Çünkü azınlıklar isyan çıkartınca, Fransızların getirip milliyetçilerin etkilenince arkadaşlar, biz ne yaptık? Bebeğim, benden ayrılma. Al sana tanzimat. Hepimiz eşitiz. Al sana ıslahat. Sen de devlet memuru olabilirsin. Al sana meşrutiyet. Sen de yönetime katılabilirsin dedik. Yeter ki benden ayrılma dedik. Oldu mu? O yüzden buyurun. Tanzimat, ıslahat, 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet, Girit'e özel Halep'e fermanı. Hepsi azınlık isyanlarını engelleme yöneliktir arkadaşlar. O yüzden tarih tesisinde bunları görüyorsanız, bir, ortak amacı azınlık isyanını önlemek. İki, iç işlerine karıştırmamak. Azınlık isyanını engellersen Avrupa iç işlerine karışabilir mi? Hayır. Üç, ki bence en önemlisi, neyi sağlamak arkadaşlar? Bütünlük. Bütünlüğü sağlamak. Dört, siyasi gelişmeler. Evet. Siyasi gelişmeler. Değerli arkadaşlar, siyasi gelişmeden kasıt şu. Bu tarihler tesadüf değil. Biz ne yaptık? Hepsinin ilanında bir sebep bulduk. Hepsinin ilanında bir mazeret bulduk. Bir amaç bulduk. Oldu mu? O yüzden ben bir daha anlayacağın gibi söyleyeyim. Tanzimat fermanı neden ilan edildi? İsyanları engellemek, iç içine karıştırmamak, bütünlüğü sağlamak. Islahat aynı keza, meşrutiyetler aynı keza. Şimdi özel sebeplere geliyorum. Tanzimat'ın ilan edildiğinde arkadaşlar, Mısır ve Boğazlar meselesi vardı. Mısır ve Boğazlar. Islahat ilan edildi arkadaşlar. Paris konferansı vardı. 1856 Paris. Meşrutiyet ilan edildi arkadaşlar. İstanbul, yani Tersane konferansı vardı. Halep'e fermanı kim özel? Değerli arkadaşlar, Girit için, Girit özel. İkinci Meşrutiyet'in ilanında İngiltere ve Rusya'nın Reval'de bir araya gelmesi. Bunun da mantığı şu. İngiltere ve Rusya Reval'de bir araya geliyor. Ne yapıyoruz? Diyoruz ki ya eyvah diyoruz. İngilizler ve Ruslar bir araya geldiyse Ruslar kesin Balkanlara serbest kalır. Balkanları kesin bizden kopartır. Ben de ne yapıyorum? Ruslar bizden Balkanları koparmasın diye İttihat Terakki dağlara çıkıyor. Hürriyet kahramanları Enver ve Niyazi Beyler padişaha baskı yapınca meşrutiyeti ilan ediyoruz. Oldu mu? O yüzden buyurun. Bir kez daha teyit ediyorum. Tanzimat neden ilan edildi?
Azınlık isyanını engelle, içlerine karıştırma, bütünlüğü sağla, Mısır ve Boğazlar konusunda Avrupa'nın desteğini al. Islahat neden ilan edildi? İsyanları engelle, içlerine karıştırma, bütünlüğü sağla, Paris Konferansı. Meşrutiyet, 3 sebep ortak, Telsane Konferansı. İkinci meşrutiyet, 3 sebep ortak, Reval Görüşmesi. İstediğiniz kaynağı çözün. Her zaman tutar bunlar. Oldu mu? Burada bir de neye dikkat edelim arkadaşlar? Doğrudan Avrupa'nın baskısı derse, baskı derse ne işaretleyin? Islahat fermanı. Doğrudan Avrupa'nın baskısı derse ne işaretliyorsun? Islahat fermanı. Anlaştık mı? Peki, değerli arkadaşlar, bu tanzimat ıslahat meşrutiyetleri yazın. Farkındaysanız sene ittifakı yazmadım. Neden yazmadığımı size bir soruyla öğretmek istiyorum. Buyurun. 1. Senedi ittifak. 2. Tanzimat. 3. Meşrutiyet. Senedi ittifak, tanzimat, meşrutiyet. Soru şu. Hangileri azınlık isyanlarını engellemeye yöneliktir? Hangileri azınlık isyanlarını engellemeye yöneliktir? Ben azınlıklara sus diye tanzimatı verdim, ıslahatı verdim, meşrutiyeti verdim. Anayasa çalışmaları yaptım. Sorun şurada. Sene ittifak azınlıklarla değil, ayanlarla yapıldı. Ayanlar içimizdeki zenginler, Müslüman zenginler. Azınlık değil onlar. Dediğimi anlıyorsun değil mi? Ayan azınlık değil. O yüzden milliyetçiliğe karşı önlem olarak milliyetçiliğe karşı önlem olarak neyi alıyoruz arkadaşlar? Tanzimat ve meşrutiyet alıyoruz. Çünkü Sene İttifakı'nın ayanların azınlıklarla alakası yok. Soruyu değiştir. Hangileriyle Avrupa'nın iç işlerime karışması engellenmek istenmiştir? Avrupa'nın iç işlerime karışması engellenmek istenmiştir. Yine cevap 2/3. Çünkü ayanlar Avrupa'yı ilgilendiren bir durum değildir. Ayan bahanesiyle Avrupa iç işlerime karışamaz. Anlaştık mı? Peki soruyu değiştirdim gençler. Al. Şöyle elimle sileyim. 1, 2, 3. Soru şu. Hangileriyle Osmanlı'nın rejimi değişmiştir? Egemenlik anlayışı değişmiştir. Hangileriyle Osmanlı'nın rejimi, egemenlik anlayışı değişmiştir? Söylüyorum size. Cevap yalnız 3. Neden? Çünkü meşrutiyet bir yönetim şeklidir. Nescafe gibi üçü bir arada. Padişah, meclis, anayasadan oluşan yönetim şeklidir. Amma ve lakin tanzimat fermanı bir yönetim şekli değildir. Islahat fermanı bir yönetim şekli değildir. Ben biliyorum sizi. Ama hocam onlar da ıslahat diye ben yaptım. İyi yaptım. Hepsi ıslahat olabilir ama hepsi bir yönetim şekli değil arkadaşım. Tamam. O yüzden bu mantık her zaman tutar arkadaşlar. Evet, mantığımızı verdik mi? O zaman kimden başlayalım değerli arkadaşlar? Şöyle bir özet yapayım ben sizlere. 2. Mahmud. Bu 2. Mahmud'u lütfen yazarak çalışın. 3. Selim ve 2. Mahmud bilmeden sınava girmeyin. Mutlaka ÖSYM buralardan soru soruyor. Sormasa şıklarda kullanıyor. 2. Mahmud. Hazır mıyız? Bir kere tahta ilk çıktı. İlk çıkınca arkadaşlar Alemdar Mustafa Paşa'nın isteğiyle Senedi İttifakı yaptı. Kimle yaptı bunu? Ayanlarla. Hocam Senedi İttifak ayanlarla yapıldı ama ayanlar kim? Hatırlarsanız ayanlar arkadaşlar, ayanlar iltizam sisteminden faydalanan mültezimler ya da malikane sisteminden zengin olan içimizdeki zenginler. Yani Müslüman bunlar, azınlık değil. Dedi ki Alemdar Mustafa Paşa 2. Mahmud'a, hünkârım sizin dedi kabakçı isyanından sonra tahta çıkmanızda ayanlar etkilidir. Onlar olmasaydı siz hükümdar olmazdınız. Yok canım dedi, vallahi dedi ya. Kendisi zaten bir ayan, Alemdar Mustafa. Alemdar'ın isteğiyle biz ayanlarla ittifak yaptık. Eyaletlerdeki ayanlar toplandı, sene ittifakı yaptık. Birinci mantık. Ayanlar eyaletlerden gelmiş, doğru mu? Birinci mantık. Koskoca padişah ayanlarla sözleşme yapıyorsa padişahın karizması ne oldu? Çizildi. O zaman buyurun. Padişahın yetkilerinin ilk kez kısıtlanması senedi ittifak. Oldu mu? İlk kez. Devam ediyorum. Devam ediyorum. Arkadaşlar bu sözleşmeye göre ayanlar isyanları bastırmaya, vergi toplamaya, ıslahatlara destek verecekti. Yani burada amaç
ayanları faydalı insan haline getirmek, devlete fayda sağlamasını çalışmak. Dolayısıyla çok güzel bir yorum yapacağım. Senedi ittifakın imzalanması merkezi otoritenin zayıfladığını gösterir. İmzalanma amacı ayanları devlete bağlayıp otoriteyi güçlendirmektir. Zaten geçen senenin KP sorusu. Senedi ittifak aracılığıyla biz eyaletlerde ayanlar vasıtasıyla otoriteyi sağlamaya çalışacağız. Oldu mu? O zaman buyurun. Avrupa ile ilişkisi var mı bunun? Yok. Milliyetçilikle ilgisi var mı? Yok. Bağımsızlıkla ilgisi var mı? Yok. Sebep şu. Ne diyorsun? Osmanlı'da padişah ilgisi ilk kez kısıtlandı. Otoritenin zayıfladığını gösterir. İmzalanma amacı otoriteyi tekrar arttırmaktır eyaletlerde. Yapılmasında kim etkili olmuş gençler? Alemdar Mustafa. O da ölünce zaten bu sözleşme tedavülden kalkmış gibi olmuş. Zaten 2. Mahmut önce ayanların gazını alacak. Sonra ne yapacak arkadaşlar? Ayanlığa son verecek. Okey. Sen ittifaktan olan değil olmayan şeylere dikkat edeceksin. Avrupa ile azınlıklarla milliyetçilikle hiçbir alakası yok değerli arkadaşlar. Oldu mu? Umarım anlatabilmişimdir. Gençler bir sonraki videoda şöyle bir 2. Mahmut'tan, Tanzimat, Islahat'tan, Meşrutiyetlerden bahsedeceğim. Olur mu?